Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Dünyada küresel güçler ile ulus devlet yapısının mücadelesini daha önce defalarca işlemiştik. Küreselcilerin korona ile yeni dünya düzeni planladıkları, grid reset için büyük çaba harcadıklarını aktarmıştım. Peki bu küresel güçler bu hızla dönüşümlerini yaparken insanları nasıl etkiliyor ve adeta uyutuyorlar? Elbette geniş kitlelere hitap eden işler ve bunları gerçekleştiren piyonları ile. Daha da açmak gerekirse mesela yüz milyonlarca izlenen, yüz milyonlara hitap eden müzik klipleri ve adeta ikon haline gelen şarkıcılar, oyuncular vesaire ile. Tabi bunun da çeşitli seviyeleri var. Bir global çapta etki yapan Amerikan ağırlıklı müzik şirketleri ve Hollywood, bir de yerel ölçekte taşeronları. Asıl hedef ise genç kitle. İşte bunlardan biri olan Alena Tilki'nin gerçekleri sizlere aktaracağım. Ama videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açalım. Zil konu çok önemli. Abone olduktan sonra yanında zil çıkıyor. Oradan tüm işaretlerseniz videolarımız anında böyle bildirim olarak gelir. Bir de videoyu beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Evet. Alena Tilki meselesine girmeden önce... Biraz daha bu küreselcilerin nasıl bir planlamayla hareket ettiklerini anlatayım. Öncelikle bunların piyonlarının çoğu anasının karnından küresel etki ajanı olarak çıkmıyor. Belli bir seviyeye, yani geniş kitlelere hitap ettikten sonra büyük şirketlerin ağır kontratları ile şan şöhret para hevesiyle birer piyon haline dönüştürüyorlar, piyon haline geliyorlar. Ya da direkt olarak bu yönde yetiştiriyorlar. Sonuç olarak ellerinde milyonlar hitap eden kuklalar oluşuyor. Kliplerindeki imgelerden Giydikleri kıyafetlere kadar özel olarak süslenen kuklalar. Düşünün giydikleri kıyafet, klipleri, çıktıkları programlar hepsi ayarlanıyor. Yahu bunlar anladıklarında yani bunların küreselce oyunu olduğunu anladıklarında çıkarlar, olur biter. Eh böyle düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Size dünya ünlü rapçi Eminem örneğini vermek isterim bu yapıdan çıkmak istediği ve peşi sıra bu küreselcilere mesaj vermek için yaptığı I am not afraid şarkısı yani korkmuyorum şarkısından sonra aldığı müzik ödülünden görüntüleri şu an ekrana koyuyorum. Sizce neden çok korkmuş gözüküyor? O kırmızılı şeytan şeytanı simgeleyen kıyafetli de kim? Kim o o kişi? Evet o Lady Gaga. Küreselcilerin en büyük etki ajanlarından birisi. O kıyafetle Eminem'e seni ve o çok sevdiğin kızını yok ediyoruz. Yok ederiz daha doğrusu. Mesajı veriyor ve o yüzden de o surat ifadesi o şekilde Eminem'in. Zaten sonra da yaptığı şarkılarda işte Rap God gibi, işte Rap'in tanrısı benim gibi pek çok küresel imgeleri barındıran cinsten şarkılar yapıyor. Evet daha da anlatabilirim bunların iç yüzünü ama artık bizim piyona geçebiliriz. Yani Aleyna Tilki'ye. Sondan başlayalım. Son parçası olan Sır şarkısının klibinde bir robotla evleniyor. Ve sokak protestoları oluyor. Sokak olayları oluyor. Klipte. Bakın. Küreselcilerin büyük projelerinden bir de transhumanizm. İnsan ve robot karışımı bireyler oluşturmak. Duyguları olmayan yapay zekalı robotlar ile birlikte olunması. Bu size böyle uçuk gelebilir. Uçuk kaçık gelebilir. Garip gelebilir. Bunun için Japonya'ya bakmanız, Amerika'ya bakmanız yeterli. Japonya'da bunun ilk adımlarını görebilirsiniz. Ayrıca ben sadece bunlara bakarak Alena böyledir demiyorum. Son klibinde zaten sokak olayları da var. İşte sokakların karışması, Alena bunların arasına katılması vesaire vesaire. Bunlar da işleniyor. Ama Alena Tilki sadece bunlardan ibaret değil. Bakın daha pek çok örnek vereceğim. Daha ilk şarkısını çıkardıktan hemen sonra LGBT barlarında sahneler verildi. Hem de çocuk olmasına karşın. Yine çocuk yaşlarında kendisinden neredeyse iki katı büyük bir adamla birlikte oldu. Ve orada böyle cinsel ağırlıklı pozlarla bu birlikteliklerin birlikteliklerini ilan etti. Ağzım varmıyor ama neredeyse o tabiri tabirini meşrulaştıracak bir tavırla. Ödül töreninde Lady Gaga'nın giydiği kıyafeti göstermiştim. Şimdi bir de Alena Tilki'nin kıyafetine bakalım. Alena Tilki ödül töreninde ne giymiş? Yine şeytanı simgilen kırmızı bir kıyafet ve şeytan boynuzu bir taç ile çıkıyor. Bakınız bu kıyafetler öyle alelade seçilmiyor. Bunların kıyafetlerin imajlarını yapan, nereye nasıl çıkacaklarını belirleyen şirketler, işte stil danışmanları, kliplerinin arka planını hazırlayan büyük şirketler, büyük yapılar var. Bunlar alelade olmuyor. Daha önceki kliplerine de bakınca, birazdan oraya da gireceğim. Daha önce kliplerine de baktığımızda hepsinin imgelerle dolu olduğunu, cinsel şeyleri çağrıştıran hareketler yapıldığını görebilirsiniz. Bunu pek çok şeyde yapıyorlar. Yani bazı maddeleri böyle e, affedersiniz böyle cinsi obje halinde ve işte belli olmayacak şekilde işte lollipop şunlar vesaire bir sürü şeyi özellikle koyuyorlar. İşte Sütler, süt banyoları bilmem neler. Bunlar hep bir şeyleri çağrıştırma. Alt taraftan insanların e, böyle yani ağzın varmayan bazı duygularını çağrıştırarak e, küçük yaştaki insanlara karşı gerisini siz tamamlayın. Şimdi o taraflara o kadar girmeyeyim. Bunları kliplerinde pek çok kez işliyor. Ve bu kişinin, Alene Tilkinin çevresine baktığımızda belli başlı kişiler görüyoruz. Mesela en yakın arkadaşları eşcinsel. Ve bunları da normalleştirmek için elinden geleni yapıyor. Bakın küreselcilerin en sevdiği şeylerden birisi de bu LGBT biliyorsunuz. Dünyada bunu normal hale getirmek. Normal hale getirmekten öteye dünyayı böyle yönetecek hale getirmek. Normal hale getirmek ne demek? Ondan daha da öteye. Sanki dünya yönetecek. Herkes bunlardan oluşan gibi. İşte Netflix dizilerinde, filmlerinde görüyorsunuz. Tüm neredeyse dünya bunlardan oluşuyormuş gibi. Hepsine birer tane yerleştiriyorlar kuklalara vesaire. Bu şekilde. Son klipte de artık transhumanizme işte giriyor. Robot, robot birisiyle ediniyor. Bakın küreselcilerin bir diğer en sevdiği şeylerden birisi de bilinçaltı mesajları. Alena'nın paylaştığı storylerde de bunu sürekli yapıyor. Mesela size bir tane storiesini göstereyim. Ne var bu resimde? Bu fotoğrafta paylaştı. Evet. Penis içeren bir story. Ve bunu çocuklarımız, gençlerimiz takip ediyor. Siz düşünün. Tabi diğer kliplerinde de cinselliği ön plana çıkaran ve bunu daha çocuk yaşta yapan birisinden bahsediyoruz. Banyoda, küvette vesaire pozlar artık düşünün. Ya da düşünmeyin. Düşünmeyin ama. Buraya koyamayacağım yani cinsten. Buraya böyle hep şey yapmak isterdim işte bakın bu da var bu da var. belgelerle böyle şey yapmak isterdim ama o kadar böyle mahrem şeyler var ki koyamayacağım cinsten. Ama bunları çocuklarımız, gençlerimiz milyonlar, yüz milyonlar izliyor. Bakın bazı kaynaklarda da Alena'nın garip hareketlerinden dolayı madde mi kullanıyor sorusu da soruluyor. Bununla ilgili bir şey yok. Ben vebale girmek istemem ama bu da sık sık magazinde yer alan haberlerden, sorulardan. Bakın aynı zamanda bu piyona Gençlik Spor Bakanlığı ve Forbes işbirliği ile ödül veriliyor. Hem de gençte ilham veren ödülü. Geçtiğimiz dönemde verildi. El insaf. Biz o zamanda da video yapıp bunu eleştirmiştik. Şimdi ne kadar hani eleştirimizin biraz daha böyle dibine girdik, biraz daha içine girdik. Daha iyi anlayabilirsiniz niye bu kadar eleştirdiğimizi. Bu küreselcileri ve oyunlarını iyi tanıyın. Ve gençliğimizi bunlardan uzak tutalım. Bakın her sene belli başlı imgeler seçiyorlar. İşte bir sene madde kullanımı ile ilgili işte Snoop Dogg, Wiz Khalifa bilmem ne bunlar ön plana çıkartılıyor. Sürekli işte maddeler, üniversite, okulu işte okuldaki sistemi bozuyorlar. Madde alıyorlar, birbirlerine madde veriyorlar. Bir sene sürekli işte eşcinsel video klipleri. Her sene dikkat edin bir şeyin üzerine gidiyorlar. Bir sene zenginlik, para, şan, şöhret. Tamamen bunun üzerine giden klipler işte. Justin Bieber, şu su, bu su. Tamamen bunun üzerine giden klip. E son zamanlarda cinsiyetsizlik. İşte BTS'ten falan görebiliyorsunuz. Onlar da büyük biliyorsunuz anlaşmalarla. Daha önce bunu da aktarmıştık. Büyük anlaşmalarla istediklerini yapamıyorlar. Giydikleri kıyafetten sürdük, sürdükleri ruja bilmem nesine kadar. BTS erkekler mi? Evet onlar da suçta işte şey abi, Cinsiyetsiz bir kimlik oluşturma derdindeler. E peki Kore'sinden, Amerika'sına, Japonya'sına, orasına, burasına yapılıyor. Türkiye'de bunlar yapılmıyor mu? Peki kim ne yapacaklar? Gençlere hitap eden kitlelerle yapacaklar. Gençlere hitap eden kitle kim? Şu anda yüz milyonlarca izlenen, en çok izlenen işte bu Aleyna Tilki. Ona da dua edelim. Allah bu kardeşimizi kurtarsın onların elinden de. Ama gözüken o ki bu küresel piyasanın ağına düşmüş durumda. Bu şimdi çok izlendiği için yakında dünya starı da dünya şey de olur. Ondan sonra bana şunu da tabi altlayacaklar. Ya başarılı kişiler hep böyle bilmem ne. Yaptığı şeylere, kliplere yani bakın diyemiyorum ama gördüğünüz zaman mesela en son klipte yine ee, böyle cinsel şeyleri çağrıştıran vesaire. Bu tarz şeyle, kliplerde bu tarz. Ya bunu şunu da diyenler olabilir. Ben açık sözlü bir insanım. O hemen oradan onu çıkardı. Hemen o oh, sizin içiniz kötü bilmem ne falan. Ya yok açık alenen işte bilmem ne banyoları, bilmem ne şeyleri. Bunlar özellikle yapılıyor. Bakın on, diğer kliplere da baktığınızda mesela ee, bir tane şarkıcı vardı. Bu şeyde yine meşhur. Nicki Minaj. Kliplerine bakın. Mutlaka bir işte süt kavramı geçer. Ne bileyim bir ee, işte muzdur, şudur, budur bir şeyleri çağrıştıracak şeylerle bilinçaltıda özellikle gençlere bunları işlemeye çalışıyorlar. İşte cinsel yönelimler vesaire bunları sürekli işlemeye çalışıyorlar. Diğerlerinde örneklerini zaten verdim ve her sene bunu devam ettiriyorlar. Ülkemizde de daha sadece alentiki değil, bunun gibi pek çok kişi ünlü edildi. Mesela işte yakın arkadaşlar o Kerimcan Durmazlar vesaire şu an ülkede onlara özenip bunlar aynı zamanda rol model diye öne çıkartıyorlar onlara özenip işte demek ki böyle yaptığımız zaman para var, şan şöhret var gibi. Bakın binlerce, on binlerce gencimize bunlar ön plana çıkartılıyor. E sonuç? Sonuç işte dert yandığımız bir gençlik. Neden gençlerimiz böyle? Neden gençlerimiz asi? Bana bir sürü mesajlar geliyor, mail'ler geliyor. İşte benim çocuğum ben arkadaşlarına çevresine dikkat ettim, bilmem ne yaptım ama sen orada koca bir dünyada çocuğunu baş başa bırakıyorsun, genci baş başa bırakıyorsun. Buradan da genç kardeşlerime sesleniyorum. Bizim işimiz çok Bizlerin bunların oyunlarına gelmememiz lazım. Bizim büyük bir medeniyet tasavvuru anlayışımız olması gerekiyor. Bu dünya bizden çok iş bekliyor. Bir sürü mazlum umut kaynağı biziz. Bu bilinçli hareketmemiz, Bunlara da prim vermememiz gerekiyor. Ebeveynleri de buradan uyarmış olayım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Evet vakit harip izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tüm işaretleyin Bakın abone olmuşları da sesleniyorum. Lütfen tüm inşaatlayın ki videolarımıza anda bildirim olarak gelsin. Uzun süreden sonra bir kamera karşısında video çekiyorum. Normalde hep canlı yayınlar yapıyorum. Böyle yeni izleyenler pek belki bilmeyebilir. Ama genelde canlı yayınlar yapan bir kanalız. O yüzden lütfen bildirim ziline açmayı unutmayın. Zil ikonundan lütfen tümünü işaretleyin ki videolarımızı anında böyle canlı yayınlarımızı anında bildirim olarak gelsin. Anında görebilirsiniz. Lütfen bunu es geçmeyin. Bir de videoyu beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Bu gerçekleri daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Lütfen bunu da es geçmeyin. E, katıl butonundan da destek olmanız özellikle rica ediyorum. Twitch kanallarına vesaire işte kur abi şudur budur hocam şunu yapın bunu yapın diye mesaj da geliyor. Çok fazla mail geliyor. Bunları da inşallah açmak için, onları daha çok gence ulaşmak için katıl butonundan desteklerinize de ihtiyacımız var. Destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederim efendim. Et Melih Esat Acil olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Video fikirlerinizi vesaire yazabilirsiniz. Yine iletişim sponsorluk için Melih Esat Acil et gmail'den iletişim kurabilirsiniz efendim. Evet. Vakit harip izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.